Fransa yaklaşık 10 gündür yanıyor ve sözde protestolar durmak bilmiyor. Neden sözde protesto dediğimi birazdan anlayacaksınız. Olay ne diye soracak olursanız sizlere olayı açıklayayım. 27 Haziran tarihinde 17 yaşındaki bir genç dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından vuruluyor. Bununla alakalı bu arada birçok söylenti var işte bazılarının söylediğine göre. Polis bu çocuğu tehdit etmiş. Çocuk da baya bir korktuğu için anlık korkuyla ayağını frenden çekmiş ve araba hareket etmeye başlamış. Daha sonrasında polis onu vurmuş. Hatta olayla alakalı video ve ses kaydı da yayınlandı. Polis videoda kıpırdama yoksa kafana bir kurşun sıkarım diyormuş. Ardından da araba hareket edince polis çocuğu öldürüyor. Daha sonrasında Fransa'daki belli bir kesim ki bunların bir kısmını mülteciler ve siyahiler oluşturuyor. Bu olayı protesto etmek için sokağa dökülüyorlar ve polise karşı çatışma başlatıyorlar. Çatışma derken gerçekten çatışma. Buraya koyamayacağım bir sürü görüntü var ancak internette araştırıp baktığınızda Fransa'nın yandığı bir sürü görüntü bulabilirsiniz. Olaylar sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Bir sürü dük dükkanları yağmalıyorlar ki protestolarda bunların olması gerçekten çok saçma bir şey. Yani düşünsenize bu protestodaki amaç aslında bir başkasının hakkını savunmak. Ancak sen bunu yaparken bir başkasının hakkına giriyorsun ve o kişinin bir suçu olmadığı halde o adamın eşyalarını yağmalıyorsun. Bu bana gerçekten saçma geliyor. Olaylar sadece bununla da sınırlı kalmadı. Ülkeye gelen turistlerin de eşyalarını yağmaladılar. Bazı binaları ateşe verdiler, bazı binalara arabayla daldılar. Hatta Fransız milliyetçilerle eylemciler arasında bir kavga başladı. Fransız milliyetçiler eylemcileri sopalarla dövdüler. Polis ise bazı eylemcilere silahla müdahale etti ve bu süreçte binlerce kişi gözaltına alındı, binlerce insan da yaralandı. Bildiğim kadarıyla bir kişi de hayatını kaybetti. Ardından elbette eylem yasağı getirildi. Ancak bu yasağa uymayan bazı insanlar sokağa döküldü yine. Haliyle polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar. Daha sonrasında bazı eylemciler 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi bir genç anma töreni düzenlemek istedi. Yani yetkililerin yasak kararına rağmen protestolar devam etti. Yani gerilim gün geçtikçe arttı. Bu Fransa'da elbette ilk kez olmuyor. Fransa 2005 yılında mesela kimlik kontrolü yapan polis tarafından kovalanırken iki tane siyahi genç yüksek gerilim trafosuna sığınıyor ve elektrik çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Daha sonrasında ise aynı bugünlerde Fransa'nın yaşadığı gibi Fransa çok büyük bir protestoyla karşı karşıya kalıyor. Bu protestolardaki asıl sıkıntı bana göre şu. Normalde protesto dediğimiz zaman bunun içinde mesela yağmalama veya polise saldırma olmaz. Ancak Fransa'daki belli bir kesim kendini Fransa'ya ait hissetmediği için polise saldırmaktan ve dükkanları yağmalamaktan elbette çekinmiyor ki Fransa'nın protesto kültüründe illaki bilirsiniz yani en ufak bir olayda bile adamlar her yeri ateşe vermeye başlıyor. Bu da açıkçası çok iyi bir şey değil tabii ki. Yani da bir dozu olmalı. Ancak bizim ülkemize baktığımız zaman da mesela şahsen biz Kütleler bile sesimiz çıkmıyor. Daha öncesinde bu elbette böyle olmuyordu. Yani hükümet mesela saçma bir karar aldığı zaman bütün insanlar sokağa dökülüyordu ve protesto ediyordu. Ama bizim ülkede maalesef protestoların içine farklı kişiler de karıştığı için artık insanımız bir şeyleri protesto etmekten bile çekinir hale geldi. Yani düşünsenize atıyorum dolar mesela çok yükseldi ve sen de bunu protesto etmek istiyorsun. Sokağa dökülüyorsun, Tayyip istifa sloganları atmaya başlıyorsun. Arkadan birisi büyücü, büyücü diye salak salak bağırmaya başlıyor yani ne alakaysa. E haliyle bunlar çok çok yaşandığı için de bizim halkımıza muhtemelen artık bir şeylere ses etmemeye karar verdi. Tekrardan Fransa'ya gelecek olursak da eylemler Fransa'yı baya bir para kaybına da uğratmış. Hatta adamlar o kadar çok sıkıntıya düşmüş ki havai fişek satışını bile yasaklamışlar. Olaylar daha nereye varacak bilmiyorum ama hayırlısı diyelim. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.